Herkese merhaba. Bugün sizlerle videonun başında görmüş olduğunuz üçgen veya baktüs şal olarak kullanabileceğiniz bir model çalışması yapacağız. Modelimizi Tunus işiyle yapıyoruz. Şimdi ben örnek parçası için akrilik bir ip kullanacağım. Biraz kalın bir ip, daha rahat görebilmeniz için ve 5 mm şişle yapacağım. Modelimde kullanmış olduğum ipim Alize Abiye şal ipi, ayrıca 3 mm şiş kullanarak ördüm. Şimdi hemen şişime bir ilmek attım ve 7 tane zincir çekiyoruz. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen başlangıçtan başlıyorum. Şu ilkini bırakıyorum. Sırasıyla 6 tane ilmek çıkartacağım. Şişimdeki ilmekle beraber toplamda 7 tane ilmeğimiz olacak. Ve şöyle yedincisi 2, 4, 6. Bu başlangıçtaki zincirim biraz küçük olmuş. Evet. Şöyle 7. ilmeğimi çıkarttım. Şimdi ilk ilmeğimden tek olarak çıktım. Daha sonra ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte başa kadar geldim. Evet, ilk sırayı tamamladık. İkinci sırada 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Şişime 2 defa ipimi aldım. Hemen sıradaki, yani ikinci ilmeğin şöyle altından bir ilmek çıkardım. Üçlü trabzan yapıyoruz. Tığ işinde olduğu gibi ikisini birlikte, ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Yani başlangıçta 2 tane üçlü trabzanımız olmuş oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar şişime 2 defa ipimi aldım. Arada 1, 2, 3 tane ilmeğimi atlıyorum. Sonda 2 tane kaldı. Şöyle ilkinin altından, yani 4. ilmeğimin altından aldım. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 2 defa ipimi aldım. Şimdi sonda kenar ilmeğimiz var. Şöyle 2 ilmeği birden kenardan şöyle alıyorum. Buraya da yine üçlü trabzan. 2 ve 3. Evet, bu şekilde. Şimdi sona geldiğimiz zaman trabzanımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Her zaman sonda trabzanla bitirdiğimiz sırada 5 tane zincir çekiyoruz ve şöyle terse döndüm. Hemen tekrar ilmek çıkartıyorum. Burada 4 tane ilmek çıkartıyorum. Bir tane de şişim de var. Toplamda 5 tane ilmeğim olacak. 3, 4 ve 5. Hemen trabzanların olduğu yere geldim. Tığ işinde olduğu gibi şöyle ilmeklerimizin arka ilmeğine ortadan batıyorum. Arka ilmeğe batarak sırasıyla ilmek çıkartıyorum. Arada 3 zincirimiz var. Tekrar buradan da ilmek çıkartıyorum. Burada sayılar önemli. Bakın 7 ilmekle başladık. Arttırma yaptım. 5 tane daha oldu. Toplamda 12 tane ilmeğimiz var. Şimdi tekrar başa kadar geliyorum. İlkinden tek olarak çıktım. İkişerli olarak başa kadar geliyorum. Tekrar başa geldim. Şimdi burada bir zincir çektim. Bakın bu arttırmayı, 5 tane arttırmayı yaptığımız sırada başa geldiğimiz zaman bir zincir çekiyorum. Şimdi buradan şöyle bir ilmek aldım. Hemen ikisini birlikte kapattım. Sıradaki ilmeği aldım. İkisini birlikte kapattım. Tunus işinde örerek bitirme yapıyorum şu anda. Tekrar başa geldim. Bakın burada hemen şöyle kenar ilmeğini ikisini birlikte olarak aldım. Tekrar ikisini birlikte topladım. Şimdi burada bir zincir çekip döneceğim aslında, ama o zaman artma yapabiliyor. Dolayısıyla zincir çekmeden dönüyorum. Bakın bu ilk ilmeğimiz, şu görünen ilk ilmeğimiz şişteki ilmeğimizin altına geliyor. Buraya karıştırıp şöyle döndüğümüz zaman buradan ilmek çıkartmayalım. Buna dikkat edelim. Burada döndüm. Hemen ikinci ilmeğin arkasından batıyorum ve sırasıyla ilmek çıkartıyorum. Toplamda 12 ilmeğim var. Şimdi buradan şöyle ilkinden tek olarak çıktım. Yine ikişerli olarak başa kadar geliyoruz. Her kutucuk yaptıktan sonra 3 sıra örüyoruz aralarda. Kalın ipte daha fazla oldu bu aradaki mesafe. Tekrar başa geldim. Şimdi yine kutucuk yapacağız. Başlangıçta 1, 2, 3, 4 tane zincirimiz var. Şişime 2 defa ipimi aldım. Sıradaki, şimdi ben ilk sırada unutmuşum, yanlış gösterdim ama sorun olmaz. İlk sırada şöyle ilmeğin altından alıp buraya üçlü trabzan yapmıştık. Şöyle ilmeğin altından alıp şu arada da aradaki, bakın buradan batıyorum. Şuradan, yani arkasındaki ilmekle beraber buraya üçlü trabzan yaptım. Şimdi tekrar göstereceğim. Arada 3 zincirimiz var. Tekrar 2 defa ipimi aldım. 3 tane ilmeğimizi atlıyoruz. 1, 2, 3 tane atladım. Şimdi şöyle ilmeğin altından aldım. Aradaki şu geriye dönüşlerde arada verdiğimiz mesafe, şuraya da battım. Buradan bir ilmek çıkardım ve üçlü trabzan yaptım. Tekrar yanına bir tane daha yapıyorum. Bakın bu trabzanlarımız hep üst üste gelecek. Yani kayma yapmaması gerekiyor. O yüzden sayılara dikkat edelim. Aralarda şu dönüşlerde artırma yapmamaya dikkat edelim. Tekrar 3 zincir çektim. 2 defa ipimi aldım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Sonda 2 tane kaldı. Hemen şöyle bakın. İlk ilmeğin altından sonra şu aradaki ilmekten bir ilmek çıkardım. Ve üçlü trabzan yaptım. Kenar ilmeğini her zaman Tunus işinde olduğu gibi şöyle, sadece bu kapatma sırasını yaptığımızda şurada üzerlerinden alıyoruz. Bu şekilde kenar ilmeğini hep iki ilmeği birlikte alıyoruz. Buraya da bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi trabzanla bitirdiğimiz sırada arttırma yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Hemen döndüm. İlkini bırakıyorum burada. İkincisinin içine batıyorum. 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. Hemen trabzanların üzerinden arka ilmeğe batıyorum ve ilmek çıkartmaya başa kadar devam edelim. Aradaki 3 zincirlerden de, burada zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. O zaman trabzan başlangıcının şuralarda sıkışabilir zincir ve atlayabilirsiniz. Mutlaka boşluklarda 3 tane ilmek çıkarttığınızı kontrol edin. Tekrar başa geldiğimiz zaman bakın burada da yine ilk trabzanımız zincir olduğu için şöyle dönebiliyor. Hemen ilk zincirin içine böyle küçülebiliyor buradaki zincir. Şöyle batıyorum. Buradan da son ilmeğimi çıkardım. Şimdi tekrar ilk ilmekten tek olarak çıktım. İkişerli olarak başa kadar geliyorum. Tekrar başa geldim. Şimdi ikinci sırada arttırma yaptığımız sırada ilmeklerimizi çıkardım. Tekrar başa geldim. Şimdi burada artık kapatma yapacağız. Önce bir zincir çektim. Buradaki zincirimizi çok sıkı çekmeyelim. Şu sıradaki ilmekten ilmeğimi çıkartıp daha sonra bu şekilde kestiğim zaman burada çekmiş olduğum zincir ilk kenar ilmeğinin üzerine gelmiş oluyor. O yüzden çok sıkı çekmeyelim. Tekrar ilmek çıkartıyoruz. Şöyle hepsini kapatıyorum. Sona geldiğim zaman sonda kenar ilmeğimi şöyle kenardan yine ikisini birlikte alıyorum. Buradan bir ilmek çıkardım ve topladım. Şimdi tekrar ilmek çıkartmamız gerekiyor. Zincir çekmeden dönüyorum. Bakın ilk ilmeğe değil, şöyle ikinci ilmeğin arka ilmeklerine batarak buradan ilmek çıkartıyorum. Bu üçüncü sıramız. Artırma yaptıktan sonra, yani 5 tane zincirimizi çektikten sonra 3 sıra bu şekilde ilerliyoruz. İlk sırada ilmek çıkartıyoruz. İkinci sırada bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz. Daha sonra şimdi 3. sırada tekrar ilmek çıkartıyorum. Bunu karıştırmayalım. Ortadaki sırada kapatma yapıyoruz. Şimdi 12'ye 5 eklediğimiz zaman 17 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. Burada ilmeklerimizin sayısı önemli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 olmuş. Şu sondaki ilmeği kenardan çıkartmışım ben de, bakın buradan. Hem üzerine batmışım hem de kenardan. Buna dikkat edelim, artma yapmasın. Her zaman son ilmek sayınıza 5 ekleyerek bunu kontrol edin. Şimdi burada tekrar ilkinden tek olarak çıktım. Yine başa kadar geliyorum. Yani 3. sıramı tamamlıyorum. Tekrar başa geldim. Şimdi bir kez daha göstereceğim kutucuk sıramızı. 4 zincir çekiyorum. 3 ve 4. 2 defa ipimi aldım. İkinci ilmeğin önce şöyle altından sonra aradaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkardım ve üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 defa ipimi aldım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Sayılarınız doğruysa burada her zaman trabzanlar üst üste gelecek. Şöyle arkadaki ilmekle beraber aldım. Yine bir trabzan yaptım. Tekrar 2 defa ipimi aldım. İkinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve arada 3 zincirimiz var. Sona kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle çok gevşek oldu. 2 defa ipimi aldım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 3 ve 4'üncünün. Arada saymadan alttaki trabzanlara da bakabilirsiniz. Bu şekilde üst üste de hiç sayma yapmadan trabzanlarınızı yapabilirsiniz. Tekrar 3 zincir ve 1, 2, 3 tane atlıyorum son 2'ye. Şöyle şişime 2 defa ipimi alıp 2 ve 3 ve son kenar ilmeğimiz var. Şöyle hemen dönüyorum. 2 ilmeği birlikte aldım. Buradan bir ilmek çıkardım. Son kenar trabzanımı yaptım. Şimdi şöyle bakalım. Kalın iple de çok güzel oldu aslında böyle atkı için. Bu akrilik bir ip ama yün ipler gibi yumuşak bir yapısı var. Şimdi biz buradan sonra bu kutucuklu sıramızı yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra buraya kadar 5 tane ilmeğimizi dönüyoruz. Yani arkaya dönmüş oluyoruz. 5 tane ilmeğimizi daha sonra burada arka ilmeklere batarak, zincirlerin de ortasına batarak sona kadar ilmek çıkartıyoruz. Şimdi burada en son 17 tane ilmekle bu sırayı tamamladık. 17'ye 5 eklediğimiz zaman 22 ilmeğimiz olacak. Sanırım doğru söyledim. 22 ilmeğimiz olacak. Bunu ilk sırada ilmeklerimizi çıkartınca kontrol edelim. 22 ilmek olması gerekiyor. Yoksa burada kayma yapar, trabzanlar ortaya gelir. Şimdi burada ilk sırada ilmeklerimizi çıkarttık. Daha sonra bir zincir çekip dönüyoruz ön yüze. Buraya dönüyoruz. Burası ön yüzümüz. Daha sonra ilmekleri bir zincir çekip ikincisinden ilmek çıkartıp artık kesme işlemiyle kapatıyoruz. Daha sonra zincir çekmeden dönüyoruz. İkinci ilmeğin arkasına batarak, bütün ilmeklerin arka ilmeklerine batarak yine ilmeklerimizi çıkartıp buraya geliyoruz. Ve 3. kez başa geldiğimiz zaman, yani şu sırada 4 zincir çekip şimdi son yapmış olduğumuz sırayı yapıyoruz. Şimdi modelimiz bu şekilde, şöyle dilimlerle ya da merdiven şeklinde ilerliyor. Sizler bunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Eğer üçgen şal yapmak istiyorsanız şu kısmın 2 metre olması gerekiyor. Şurası omzumuza gelen kısım ya da boynumuza. Dolayısıyla 2 metre olabilmesi için 1 metre olana kadar burada arttırmaya devam edip 1 metre olduktan sonra artık eksiltmeye başlayacaksınız. Onu da nasıl yapacağız? Şimdi burada İlk eksiltmeye başlarken buradan geriye döneceğiz. İlk sırada bakın kutucuklu sıramızı yaptım. 5 tane zincir çekmeden yine 3 sırayı tekrar edip tekrar bir kutucuk sırasına başlayacağız. İkinci kutucuk sırasına başladığımız zaman o zaman sonda bir taneyi yapmayacağız. Yani şu son burada son ilmeklerimizi çıkartıp geldik. Daha sonra bir kutucuk yaptık, iki kutucuk yaptık. Buradaki ilmeklerimizi bırakacağız. O şekilde eksiltmelerle devam edeceğiz. Daha sonra ben aslında bu modelle bir yelek ya da dikdörtgen şal ya da atkı olarak da, yani şu şekilde dikdörtgen olarak da yapmayı düşünüyorum. O zaman ona da ayrı bir video çekeceğim. Çünkü başlangıç sayılarını ona göre hesaplayacağız. Bu şekilde eğer baktüs şal, yani boyun şalı yapmak isterseniz 1,75 cm olsa yeterli. Ya da 1,5 metre de olabilir ama 1,5 biraz kısa gelebiliyor. O zaman da yine yarıya geldiğiniz zaman eksiltme yapacaksınız ve buradan artık şu şekilde eksildiği zaman modeli üçgen olarak devam edebilirsiniz. Evet, üçüncü seçenekte hiç eksiltme yapmadan baktüs şal olarak, yani hem biraz küçük ölçülerde örüp küçük üçgen şalı, boyun şalı olarak, yani baktüs olarak kullanabilirsiniz. Ya da benim böyle modellerim var kanalımda. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Yine şu kısım, eğer boyun şalı yapıyorsanız bu şekilde ilerleyince zaten baktüs şal olarak devam ediyor. Şu kısım yine 1,75 cm olana kadar arttırma yapmaya devam ediyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmadan sonda da bu son sırayı örüp, yani şu kapatıyoruz ya, kesme yaptığımız sırayı örüp ipinizi kesebilirsiniz. O zaman da böyle boynunuza sardığınızda farklı bir model oluyor. Aslında baktüs şal modeli bu şekilde bitiyor. Yani bu küçük bir örneği. Bu şekilde sadece çok fazla uzadığı zaman o zaman boynumuza sarılmış oluyor. Bir tarafı omzumuza uzun düşmüş oluyor. Bir tarafı da bu kısa olan bölümde yine bir taraftan sallanmış oluyor ve çok hoş bir görünümü var. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Modelimizin anlatımı bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.